Selamlar, sevgiler, saygılar. Kıyafet Tamir Atölyemin değerli takipçileri, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bizleri beğenen, abone olan, takip eden siz değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bizlere gerek yorumlarıyla katkı veren, nasıl hatalar yaptığımızı bizlere söyleyen, kıymetli yorumlarını bize katan insanlara da buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yine bir abiye videosu çekeceğiz arkadaşlar. Abiye şöyle gördüğümüz olduğunuz gibi sıfır kol bir abiye, ön göbek dekoltesi var. Kolları sıfır. Biz buna kol yapacağız. Göbek dekoltesini kapatacağız. Size bir de yakından göstereyim. Beraber değerlendirmesini yapalım. Nasıl yapıldığını anlatayım ben size arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi abiyemiz budur. Bu şekilde bir göbek dekoltemiz var. Şurası ince bir ten rengi bir kumaşla kapatılmış. İçerisi gözükmüyor fakat şurada şu göğsün üst tarafında bir dekoltesi var. Kollarını yapacağız. Kollarını kapatacağız. Arkadaşlar biraz konuşmakta zorluk çekiyorum. Az önce müşterimizin biriyle abiyesine kol yapacaktık. Komple söktük, parçaladık. Kol aşamasına geldik. Kadın biraz böyle azarlı azarlı konuşunca da aldık gönderdik. Kapıya geçmiş diyor ki işte diyor abiyeyi beceremedi falan diyor. Biraz onun şeyi var, kusura bakmayın. Yorgunluğu var. Bu video çekmemin sebebi de yarın abiye teslim edeceğim. O yüzden şimdiden çekeyim dedim. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde abiyemizi gördünüz. Bunu hem kol yapacağız hem ön dekoltesini kapatacağız. Nasıl yaptığımızın anlatımını yapayım arkadaşlar sizlere. Beraber çalışalım. Kararı siz verirsiniz nasıl olsa. Evet arkadaşlar, öncelikle kapatacağımız dekoltenin önü için bir kalıp çıkartmamız gerekiyor. Şöyle bir tane kağıt parçası koyuyoruz buraya. Yuvarlağını zaten göz kararı kendimiz böyle keşfediyoruz. Yuvarlak şeklini. Bu şekilde çizimini yapıyoruz. Bunu sonradan payını vereceğiz arkadaşlar. Düzgünlüğü sonradan düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Hani nasıl söyleyeyim? Kalıbı çıkartın, gerisi kolay. Bu şekilde çiziyorsunuz. Pay verecek şekilde etrafını kesiyorum. Şimdi buradaki maksat ne biliyor musunuz? Şöyle ikiye katlayacaksınız. Bunun altı üstü belli zaten. Onu da mutlaka belli etmeyi unutmayın. Yani şu şekilde getirdiğiniz zaman bombe olan tarafı alt üst zaten belli. Siz gene de belli edin. Alt üst diye belli edin. İkiye katlıyorsunuz. İkiye katladığınız yerde varsa bir bozukluğu düzeltimini yapıyorsunuz. Paylarını mutlaka veriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu ön dekolte parçamız. Gelelim kola. Şimdi bunları kenara atalım. Müşterimizin poşetini koyalım. Arkadaşlar, buradan kol oyuntusunu, ölçüsünü alıyoruz. 18. Şimdi müşterimizin zaten üzerinden ölçülerini almıştık. Sadece oyuntu ölçümüz yoktu. Omuzu 37 santim olacak. 37 santimden sonra kol boyu 67 olacak. Bu zaten 37 santim geliyor. Omuzu tam geliyor bayana. Kol boyu 60 santim olacakmış. Bitiş net. Pazusu 31 santim olacakmış. Kol ağzı 24 santim.
olayımız bu. Şimdi bunu kenara koyuyoruz. Şimdi kol kesim işine bakalım arkadaşlar. Öncelikle şunu 4 parçaya bölüyoruz. Şifonu önce kesmiyoruz. Astar biraz daha tok kumaş olduğu için, bakın arkadaşlar, bu şekilde aldım. Tekrar bir şekilde katlıyorum. Pazu kısmını kurtaracak kadar katlıyorum. Önce bunun düzünü alacağız. Düzünü çizdik. 60. 1 santim omuz payını veriyoruz. Kumaşların ikisinin içinde olduğuna iyice emin olun. 60, 61. 1 santimde tulum yapacağız. 62 santimde çizgimizi atıyoruz. Çizimimizi yaptık. Kol ağzının 24, 12 santim olması gerekiyor. Şimdi kolda 60 geliyorsa muhtemelen 50 civarı olması lazım. Yani 10 santim altına getirip çizgiyi getiriyorum ben. Yani koltuk altı çizgisi bu arkadaşlar. Pazu kısmı 31 dedik. Biz şimdi bunun yarısı 15,5 falan yapıyor ama biz 19'dan işletmeyi sonradan regolasını yapıyorum ben bunun. Daha sağlıklı oluyor. Dirseğin de 15 civarı, zayıf bir bayan arkadaş. Şimdi bazı şeyleri de kendi inisiyatinize bırakacaksınız. Gördüğünüz zaman şimdi kol ölçülerini falan iyi kötü biz biliyoruz. Tahmin edebiliyorum mesela bir adamın dirseği kaç santimdir, kaç santim olmaz. Arkadaşlar şuradan bu şekilde ön. Zaten modele baktığınız zaman ön şekli var burada. Göz kararı ön şeklini veriyorum. Arkayı da ona göre bakıyorum, kontrol ediyorum. Aynı şekilde arkanın da şekli var. Şimdi buradaki olayımız nedir? İçeriden hafiften tutturacağımız için arkadaşlar 2 santim pay bırakmamız lazım. Yani şurayı görüyorsunuz. Şuradan dikeceğim için 60'tan artı 2 santim daha iç payı olarak gitmem gerekiyor. Yani bunu çıkartacağımız olay bu. Kol olayımız budur arkadaşlar. Şimdi şifonumuzu keseceğiz. Şifonu açmamıza gerek yok. 4 kat yapmamıza gerek yok. Çünkü elimizde astarımız var. Astarımızı tek katını açıp üstüne koysak bile rahatlıkla kesebiliriz. Ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaparsanız tekrardan bitim aşamasından sonra tekrar regolasını yaparak çalışabilirsiniz. Hani tek seferde tutturamayabilirsiniz. Özellikle böyle kumaşlarda biraz sorun yaratıyor. Ek parçalarda. Az önce dediğim gibi müşterimizin tekine gerçekten elbiseyi
Terziye verdiğiniz zaman da iyi anlatmanız lazım ne istediğinizi. Şimdi bana koltuğunu altını kapatıyor. Sonra gidip geliyor ki diyor ki ben diyor senden diyor kısa kol istedim diyor. Şimdi kısa kol lan koltuğumu kapat arasındaki cümle farklılığı o kadar çok ki. Tamam onu da yapayım dedim. Baktım ya ben böyle muamele görmedim falan filan. Ya bir şey de söylemiyorsun ki kardeşim anlamadım. İnsanlar niçin böyleler? Bir şey söylemedim yani ben yapmam da demedim ama olsun canı sağ olsun. Yapmadım işini ben de. Kusura bakma kardeşim yetersizim dedim. Elimden iş gelmiyor beceremiyorum dedim. Şimdi bu kol olayımız budur arkadaşlar. Gelelim ön dekoltesini kapatma işine. Ön dekoltesini arkadaşlar malzemeyi koyuyoruz. Kumaşımızı kesiyoruz. Dışarısı biraz kalabalık olduğu için ekstra sesler geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefon açıyor. Terzi diyor, işimi beceremedi diyor. İşe bak ya. Hep terziler suçlu zaten. Ben tarif edemedim, ben yaptıramadım. Yok. Terzi işi bozduğu zaman gösteriyoruz. Bakın diyorum bu terzi arkadaş bunu yanlış yapmış. Şimdi ben işi tarif ederken işi nasıl bozacağım? İşi zaten tarifini yapan benim. Değil mi? İşi alırsın, bozarsın, dikiş hatası yaparsın, problem yok. Ama kısa kolla sıfır kol arasındaki farkı anlatamıyorsam orada sorun var. Dikiş hatası yok ki. Bunu da kestik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunu buraya nasıl monte edeceğiz? Öncelikle şuradaki yerlerimizi belli ediyoruz arkadaşlar. Şunun ön dekoltesinin geldiği yerleri belli edeceğiz. Şimdi onu ben size yakından da göstereyim ne yaptığımızı ona göre beraber. Şimdi buradaki söküm burasıydı arkadaşlar. Belli edeceksiniz. Şimdi bu çalışırken muhtemelen taş uçar diye ben buraya bir tane şey koyuyorum. Böyle çengeli iğne koyuyorum. Hani uçmasın diye. Şuradan belli ediyorum. İster istemez çalışırken silme olasılığı olabilir. Burayı açtık. Burayı açtık. Şimdi arkadaşlar şurayı sökmemiz gerekiyor. Arkadaşlar uzun uzun videolar çekiyorum. Yani yapım aşamasının komplesini görün. Yani bir kol yapmakta beceriksiz bir insan değilim ben. Ama gel gör ki gerçekten bazen insanlara ne kadar anlatırsanız anlatın. Ne kadar söylerseniz söyleyin. Memnuniyetsiz insan her zaman memnuniyetsizdir. Yani onu mutlu etme olasılığınız yok. Memnun etme olasılığınız yok. Bu şekilde burasını açacağız. Şimdi
Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın şurada işaretlerimizi atacağız. Yani bu burada bitecek. Burayı sökeceğiz çünkü. Şu kısmı da sökeceğiz. Malzemeyi içine yerleştirip sonradan buradan dikişini yapıp kapatacağız. Şimdi sökümü de göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar, parçamızı şifonla birleştirdik. Satenimizle parçamızı. Burasını söktük, ön kısmını. Ön kısmını ayırdık, bir tarafını açtık. Çünkü buradan tulum yapacağız, çevireceğiz. Şimdi bu ön yüzünden parçayı takacağız arkadaşlar. Alt kısmı biraz daha bombeli olan kısmıydı. Düzgünce hesaplayarak malzemeyi buraya yerleştiriyoruz. Bu önden dikimini yaptık arkadaşlar. Siyah olduğu için belki tam olarak gözükmeyebilir. Ondan sonra şurasını alacağız. Tulumumuzu yapacağız. Birkaç arkadaş videolar çok net gözükmüyor diyor ama inanın ki gerçekten ışık sistemi de iyi aslında ama nasıl gözükmüyor ben anlayamadım. Bunu geliştireceğiz biraz. Yani dükkandaki ışığım da iyi, artı ya ışık da var. Hani telefonumuz da kötü bir telefon da değil. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde tulum yapıyorsunuz. Yapıyoruz daha doğrusu. Bu abiye için söylüyorum ben. Tam bittiği yerden döndürüyorum. Bu yandan söktüğüm az bir şey yer vardı. Orayı zikzaklıyorum ki çevirdiğim zaman üstünü kapatabileyim diye. Yani bedene vurabileyim diye. Şimdi bakın arkadaşlar, burası bu şekilde çıktı. Ön dekoltesinin olduğu yer burası. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Öncelikle fermuarımızı açtık. Malzemeyi güzelce makinenin altına yerleştiriyoruz. İşaret koyduğumuz yer tekrar kenara gelecek şekilde. Bakın arkadaşlar, önceki şekil çıma, alttaki malzeme çıma ile bağlanmış zaten. Ve dikiş yerinin tam üzerinden dikişimizi atıyoruz. Zikzağımızı atıyoruz. Tekrardan alt tarafı çıma şekilde tutacak gibi ilerliyoruz. Buradan bunu söktüm. Gelelim en ince ayrıntısına. Buradakini de, malzemeyi de iyice açıyorum. Burada potluk olmasın diye yayıyorum. Hafiften çekmem gerekirse çekeceğim. Çekmemem gerekirse de çekmeyeceğim arkadaşlar. Getiriyoruz. Dikişimiz tam yerine denk gelmesi lazım. Buradaki çimamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ön dekoltemizi kapattık. İç kısmı bu şekilde. Altı temiz yine. Gördüğünüz gibi.
ön kısmı kapandı. Göründüğü üzere. Buradan ışık gözüküyor demeyin. Altta ışık var. Işık atıyor. Yani ön kısmı bu. Şimdi gelelim kollara. Şifonları ayırıyorsunuz arkadaşlar. Kolu açtık. Sağına soluna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Rastgele koyarsak bunun astarını alıyoruz. Sağını solunu ayırdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi. Bunu tulum vaziyetinde. Ters düz olacak şekilde dikiyoruz. Şimdi bunu overlock'ta komplesini yapacağım ben. Geri kalan kısmında 4 ip yuvarlı yapacağım. 4 ip yuvarlı olmayanlar düz makinede yapabilirler. Bunun altını açık bırakacağım. Hani ola ki müşteri daraltmak isteyebilir. İşte kolum biraz daha dar olsun diyebilir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani abiyelerde genellikle oluyor. Yani istiyorlar. Kol dar olsun ya da kol geniş olsun diye. Şimdi overlock'ta geri kalan kısmı size tarif edeyim ben. 4 ip overlock'umuzu aldık. Diktiğimiz yeri öncelikle önceden yapıyoruz. Makinede önce tutturduğumuz yeri overlock'u çekiyoruz. Arkadaşlar belli bir kısma kadar astarı tersten çevireceğiz. Şimdi buradan kendimize bir işaret alacağız. Atıyorum 4 santim. 4 santimden bunu kestik, getirdik. Kol ağzını bu şekilde yaptık. Yani şu uç belli bir kısma kadar temiz gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Belli bir yere kadar kol ağzının temiz olması lazım. Hani dışarıda katlama matlama yapmak ister onu bilemeyiz tabi de. Şurayı ölçüyoruz mutlaka. Bunun eşitliği neresiyse yani çıkma gereken yer neresiyse oraya bir tane işaret atıyorum. Geliyorum. Buradan çıkışımı yapıyorum. Tekrardan katlamasını yapıyorum. Dördünü birden birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Biraz hassas bir kumaş olduğu için çok fazla ele ayağa gelmiyor. Yani bunu yapmamızın sebebi burada tulum şeklinde yaptık ya kol ağzı temiz dursun diye. O da dışarı çok fazla sarkma yapmasın. Tabii elinize sabitleyin. Dördünü bir tutuyoruz. Burasını eşitliyoruz. Bu şekilde çalışma. Normalde ben bunu kapalı tulumla çalışırım. Ama hani hanım arkadaşımızın, hanım kardeşimizin dediğine göre ben bunu daraltma gereği duyabilirim. O yüzden bana daraltma şansı bırakırsan iyi olur dedi. Şimdi bakın bu şekilde dördünü birden diktik.
Burasına da kol evine de arkadaşlar overlock çekiyoruz. Çünkü takacağımız yerde temiz durması gerekiyor. Her iki kolumuz da bu şekilde çalıştıktan sonra şimdi kolu takacağız. Şimdi bu şekilde kolumuz hazır. Gelelim kolu bedene nasıl takıyoruz? Şimdi ona geçelim. Şimdi arkadaşlar kollarımız hazır. Bunu da güzelce kol evini yerleştiriyoruz. Bu şekilde makinamızın altına koyuyoruz. Kolun mutlaka tepe noktasıyla alt koltuk altı noktasını buluyoruz. Buradan hedeflediğimiz yere koyuyoruz. Ölçerek gitmemiz gerekiyor çünkü bu biraz kol biraz büyük. Büyük olmasının sebebi tepe noktasında biraz fazla bırakacağız. Çünkü kolunu hareket ettirdiği zaman o onun süspansiyon görevi görsün arkadaşlar. Yani en omuzun üstüne gelen kısmı hafiften bir mola vereceğiz. Şimdi bu arkadaş kolunu hareket ettirdiği zaman, indirdiği, kaldırdığı zaman o onun altta kasılmasını engeller. O şekilde çalışıyorum ben. Genellikle normalde biraz tepede hafiften bir yedirme yapılır. Ceketlerde genellikle öyledir. Biz ceketlerde o şekilde çalışıyoruz. Çünkü tepe noktası hafiften bir büzgülüdür. Dikildikten sonra fazla belli olmaz. O da kişi kolunu kaldırıp indirdiği zaman daha rahat hareket ettirmesine sebebiyet veriyor. Şimdi biz bunu yedirdik. Yedire yedire getirdik. Bu şekil kollar biraz zor takılıyor. Uğraştırıyor yani sizin anlayacağınız. Şimdi alttaki üstteki jarsı da biraz esnek olduğu için makine bunu da sündürüyor. O yüzden böyle aşama aşama takmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kol takıldı. Bakalım ne yapmışız. Vallahi 10 numara 5 yıldız kol takmışız. Şimdi masada bakacağız tabii ki biz buna. Şimdi şurayı takalım. Birazcık şu kolu da taktıktan sonra inşallah ne yaptığımızı beraber göreceğiz. Birlikte çalışmamızın eserini göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hafiften yedirerek kollarını takıyoruz. Biraz moralim baya bozuk. Biz başkalarının hatalarını söylerken hata yapmadığımız halde insanlar bize sen hata yaptın diyorlar. Beceremedin diyorlar. Daha işi yapmamışız, daha dikmemişiz. Yani bir çaba sarf etmemişiz. Yani boş ver. Bir tane müşteriniz eksik olsun. 10 tane müşteriniz olacağına bir tane müşteriniz olsun ama o da sağlam olsun. Gerisi teferruat. İşini bilen müşteri bulur. İşini bileni de iş yaptırmak isteyen bulur arkadaşlar. Şimdi kollarımızı böyle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hep beraber ne yaptığımızı birlikte inceleyelim bakalım biz ne yaptık ne ettik. Şu ön dekoltesini görmüştünüz zaten. Bu ön dekoltesini kapattık. Buradan belli oluyor. Kollarını taktık. Arkadaşlar taktığımız yerler buralar. Şöyle yakından bakın. Kol ağızları temizdir. İçine pislik gözükmez. Dediğim gibi iç çalışmasını ayrıten yaptık. Hani ola ki müşterimiz bunu daraltmak isteyebilir. Arka kol takımı bu şekildedir arkadaşlar. Yani istenildiği zaman her şey yapılır.
terzi her terzi işi bozmak için işi eline almaz yani belli başlı istisnalar hariç. Hele ki benim gibi mesleğine aşık olan insanlar bir de artı sizlere bir şeyler anlatıp nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Artı mesleğimin ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Uzun uzun videolar çekerek gördüğünüz gibi yani bu iş bu kadar kolay bir iş değil. Bariz dikiş hataları hariç terzi kolay kolay hata yapmaz arkadaşlar. Yeter ki işini bilen bir arkadaş olsun. Dediğim gibi videonun başında gerçekten moralim çok bozuk başladım bu işe. Yani çok bozuk. Yani bir şeyleri sorarken biraz dinlemeye açık olmanız gerekiyor. Yani mesela bir şey sorarken dinlemesini, fikir vermesini beklemeniz gerekiyor. Bitmiş bir üzerine ne konuşabiliriz? Pantolon boy ölçüsü alıyorsunuz. Ne anlatabiliriz mesela size? Zaten kesilmiş bir şey. Ölçü kararını siz vereceksiniz. Yani uzun olmuş, kısa olmuş. Bunu siz söyleyeceksiniz bize. Ha şimdi ben burada bunu taktım. Müşteri ne istedi? Dedi ki bunu önünü kapat, bana kollarını uzat. Kol ölçüsünü aldık. Şimdi diyelim ki 60 santim kol ölçüsü aldık. Ben taktım. 65 yaptım. Bu hata. Ya da omuzlarda taktım. Burada pilleler oluştu, büzgüler oluştu, yamuk yumuk oldu, düzgün durmadı. Bu hata. Ama şimdi aldım, öne taktım, parçayı taktım. Bu hata. Ama şimdi ben bunu buraya koydum. Ya sen bunun için böyle koydun demesi biraz abes olur. Yani bu müşteriyle alakalı bir şey. Siz söyleyeceksiniz zaten. Hani terziye söylerseniz size yardımcı olur. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım, kusura bakmayın. Yani bir nevi de bir şey anlatmaya çalışıyorum meslekle alakalı. Hani gittiğiniz zaman terziye sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ya her gelen birileriyle kavga etmişim diyor ya da gelip bizle kavga edip gidiyor mesela. Yani işimin yoğunluğunu da görüyorsunuz bu şekilde dükkanımın yoğunluğu. Ama böyle olduğu halde bile anlatamıyorsun bazen. Yani istediğin kadar çaba sarf et anlatamıyorsun. Arkadaşlar olayımız budur. Kol ölçülerimiz, kollarımız budur. Müşterimizin bize verdiği ölçü budur. Bana kolunu tak, tesettürlüyüm, önünü kapat dedi. Ben de kolunu taktım, önünü kapattım. Kumaşımız bu şekilde. Bakın arkadaşlar, arada fazla fark da yok. Zaten hemen hemen aynı gibi. 10 numara 5 yıldız oldu. Buraya kadar videoyu izlediyseniz, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Gerçekten mesleğine aşık bir adamım ve bir şeyler de öğretmeye çaba sarf ediyorum. Ama o kadar ki bazen olmuyor. Yapacak bir şey yok. Herkes aynı olacak diye bir kaydı yok. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Yine bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Umarım video çekebilirim. Size de anlatabilirim. Bildiğim kadarıyla mesleğimi.